Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kar zarar durumuna bakacağız. İlk kısımda yüzde kavramını görmüştük. Şimdi de kar zarar. Evet, güncel hayatta çok karşılaştığımız bir durum. Bakın, şimdi satış fiyatı alış fiyatından büyük ise satış alıştan büyük. Mesela biz bir malı diyelim ki 100 liraya aldık ama 120 liraya sattık. O zaman ne yaparız? Kar etmiş oluruz. Satış alıştan büyükse kar. Ve satış fiyatından alış fiyatını çıkarsak arkadaşlar neyi bulmuş oluruz? Karı bulmuş oluruz. Peki alış satıştan büyükse mesela diyelim ki 100 liraya aldık bir malı. Evet 80 liraya sattık. Daha düşük fiyata sattık. Ne yaptık? Tabii ki zarar ettik değil mi? O zaman alış fiyatından satışı çıkarırsak biz neyi bulmuş oluruz? Zararı bulmuş oluruz arkadaşlar. Demek ki zarar durumunda alış satıştan büyük, kar durumunda satış alıştan büyük. Şimdi kar zarar sorularını nasıl çözeceğiz? Bakın güzel bir yol haritamız var ve güzel bir sistematiğimiz var. Bu sistematiğe göre çözeceğiz. Yüzdeyi bul, kar varsa ekle, zarar varsa çıkar. Yüzdeyi nasıl buluyorduk? Bir sayının yüzdesini bulurken hemen çarpıyorduk, %20'si. Bunu bulup kar varsa alış fiyatına ekleyeceğiz, zarar varsa çıkaracağız. Şimdi bunu söylediğimiz bu yol haritamızı uygulayalım. Bakın kardaysa. Yani şimdi alışı arkadaşlar 100x diyeceğiz. Genelde 100x bilmiyorsak fiyatı 100x ile başlamakta fayda var. Çünkü 100 verince burada yüzdeyi bulmak daha kolay oluyor. Diyelim ki %20 kar ediyor. %20 kar. %20 karla satıyor arkadaşlar. Bakın ne diyordu? Yüzdeyi bul. Önce 100x'in %20'sini bulacağız. Ne yapar? 2 sıfırı götür, çarp demiştik. Evet, 1x ile 20'yi çarparsak ne olur? 20x olur arkadaşlar. 100x'in %20'si 20. Kârı bulduk. Peki, kâr varsa ekle diyordu. Bununla bunu toplayacağız arkadaşlar. Toplayacağız. Bakın, 100x, 20x topla. Satış fiyatı ne oldu? 120x. İşte 100x'lik bir malı. %20 kârla, yani 20x lira kâr yaparsak, üstüne korsak ne olur? 120x liraya satarız arkadaşlar. Yüzdeyi bul, %20'sini, 100'ün ve ekle önceki fiyata, alış fiyatıyla karı topla, satışı bul. Zarar varsa da çıkaracağız. Şimdi zarardaysa, 100x ile başladık, alış fiyatı 100. Ben %30 zararla satıyorum mesela. Zarar, %30 zararla satıyoruz. 100x'in %30'u ne yapar? Önce yüzdeyi bulmam lazım. 100'ün %30'u 30'dur arkadaşlar. Neden? 2 sıfırı götür çarp demiştik. 1x 30 da çarp 30x. Bakın. Evet bununla bunu ne yapacağım ben şimdi? Toplayacağım. Pardon çıkaracağım. Niye? Çünkü zarar ediyoruz. Zarar varsa 100 lirada 30 lira zarar ettik. Yani çıkardık. Bu malı 70x'e satıyoruz. Bakın 100x'e aldık. 70'e sattık. 70x'e zararımız ne? 30x. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Çok önemli. Bu sistematiğe göre soruları çözeceğiz. Alışı yaz. Yüzdeyi bul. Ekle ya da çıkar. Olay bu. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalar yapalım. İyice bir alışkanlık kazanalım. Arkadaşlar bakın etiket fiyatı 20 lira olan bir mal %30 indirimle X liraya satılıyor. Etiket fiyatı 50 lira olan mal ise %20 zamla evet Y liraya satılıyor. X artı Y nedir? Bakın başlangıç. Şimdi etiket fiyatı yüzde ve satış fiyatı. Bakın. Şimdi etiket fiyatı ne arkadaşlar? Etiket fiyatı 20 lira. Bakın. Buradan %30 indirim. Evet %30. Yüzdemiz 30. Peki 20'nin %30'u ne yapar arkadaşlar? Ne demiştik? 1 sıfır, 2 sıfır götür. Bir buradan götürdük. 2 çarpı 3 ne oldu? 6. Demek ki 20'nin %30'u arkadaşlar 6 yapar. 6 lira indirim. İndirim olduğu için çıkarma yapacağız. Evet. 20'den çıkar 6'yı. Ne oldu? 14 liraya satılır. İşte x liraya satılıyor diyor. Bu satış fiyatı x'e eşit arkadaşlar. Ve x'i bulduk. Şimdi ikinci kısma gelelim. Şimdi etiket fiyatı 50 lira olan başka bir mal. Bakın bu da 50 liralık bir mal. Bunu da evet ne yapıyoruz? %20 zamla. Bakın %20 zam diyor. Burada da zam oranı %20. Hemen yazalım %20. Peki 50'nin %20'si ne yapar arkadaşlar? Söyleyin. Evet 1 sıfır buradan 1 sıfır buradan götür. 5 kere 2 ne yapar? 10. Peki zam yaptığı için yani artış var. Topluyoruz arkadaşlar. 50 ile 10'u topladık. Ne oldu? 60 liraya satılıyor. Önce 50'nin %20'sini buluyorum. Yapılan zam oranını buluyorum. Zam miktarını buluyorum. Ve onu ekliyorum ilk fiyata. 50, 10'da zam var. Kar var. Ekledik 60 liraya satıyor. İşte Y liraya satılıyor diyor. Bu satış fiyatı Y'ye eşit. İşte X ile Y'yi bulduk arkadaşlar. X artı Y'yi soruyor bize.
14 ile 60'ı topladık. Ne oldu? 74 olarak bulduk. Cevap Adana. Şimdi bakalım %25 karla 1500 liraya satılan bir malın alış fiyatı nedir? Hemen arkadaşlar sistematiğimizi kuralım demiştik. Alış, yüzde ve ne diyoruz? Satış arkadaşlar. Satış. Burada bakın alışa 100x diyelim. Ve yüzdemiz ne? Yüzdemiz bakın evet %25 karla diyor. %25 karla. Peki %25'i ne yapar? 100x'in evet. %25'i ne yapar arkadaşlar? 25x değil mi? 2 0 götür 1x 25 ile çarp 25x. Burada kar var. Bakın kar varsa ekliyorduk. Evet bununla yüzdeyi bul. Kar varsa ekle. 100 ile 25'i topladık. Satış fiyatı 125x oldu arkadaşlar. Bu alış fiyatı, bu kar ekledik ve satış fiyatını bulduk. Satış fiyatı ne eşit? 1500 liraya. Eşittir 1500 dedik. Buradan sadeleştirelim. Arkadaşlar 25'e böl. Burası ne olur? 5x olur. Bunu 25'e bölersek ne olur? 60 olur. İki tarafı 5'e böldük. X'i ne bulduk? 12. Bize neyi soruyordu? Bakın bize neyi soruyordu? Bize alış fiyatını soruyor. Alış fiyatı neydi? 100x. Hemen alış fiyatı diyoruz. Eşittir. 100x. 100 çarpı. X de 12. Çarptık. Bunu ne oldu arkadaşlar? 1200 olarak bulmuş olduk. Cevap Ceyhan. Evet. Devam edelim. Kağıdımızı alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın aynı benzer soru. X liraya aldığı bir malı Y liraya satıyor. X ile Y arasında bu bağlantı var. %20 zarar ediyor. Satıcı bu malı kaç liraya satmıştır diyor. Bunun için hemen yandan bir kağıdımızı alalım. Evet güzel bir şekilde ifade edelim. Arkadaşlar bakın. Şimdi alış fiyatı. Bakın sistemimiz neydi? Alış, yüzde, yüzde ve satış arkadaşlar. Şimdi burada X liraya alıyor bakın. Alış X. Yüzdemiz ne? Yüzdemiz. %20 zarar diyor. Bakın %20 zarar. Zarar var. Ve satış fiyatı arkadaşlar. Şimdi x'in %20'si ne yapar arkadaşlar? Evet. X çarpı 20 bölü 100. İşte bunu bulduk. Bakın x'in %20'sini bulacağız. Önce yüzdeyi bulacağız. Ve zarar olduğu için ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Yani x'ten bunu çıkaracağız. O zaman satış fiyatı ne oldu? X eksi 20x bölü 100 arkadaşlar. İşte satış fiyatını bulduk. Satış fiyatı kime eşit? Bakın Y liraya satılıyor. Ve Y de buna eşit arkadaşlar. Demek ki satış fiyatı kime eşit? 2x eksi 1200'e. Evet. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. 100x 20'yi çıkar. 80x yaptı. Bölü 100 eşittir. 2x eksi 1200. İşler dışlar yaparsak arkadaşlar. 80x eşittir. 2 ile çarptık. 200x eksi. Burada 12. Evet. 2 0 da yanına ekledik. 120 bin oldu. Evet. Buradan bakın. 200'den 80'i çıkardık. 120x. Eksi 120'yi de bu tarafa attık. Evet. Artı 120 bin olarak geçti. Ve buradan arkadaşlar 120 ile sadeleştirirsek burada 1 kalır. Bakın. X'i ne bulduk? 1000 olarak bulduk. Satıcı bu malı kaç liraya satmıştır diyor. Bize satış fiyatını soruyor arkadaşlar. Bakın kaç liraya satmıştı? 2x eksi 1200. Evet satış fiyatı soruluyor. Dikkat edelim. Satış fiyatı 2x eksi 1200 lira. X'i de 1000 bulmuştuk. Hemen yerine yazdık x'i. 1000 bulmuştuk. Buradan ne olur arkadaşlar? 2000. 1200'ü çıkardık. Ne oldu arkadaşlar? Evet 2000. 1200'ü çıkardık. 800 olarak ne yaptık? Bulduk. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim bakın sıradaki sorumuza. Bir malın satışındaki kar satış fiyatının %80'i kadarmış. Kar alış fiyatı üzerinden yüzde kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın, evet karımız diyor satış fiyatının %80'ine eşit. Kar eşittir, kara K diyelim, satış fiyatına da S diyelim. Kar satışın %80'i, evet %80'i bulurken çarpıyorduk. Kar satış fiyatının %80'ine eşit. Şimdi söylenen Türkçe ifadenin matematikçesini yazdık. Denklemi kurduk. Sıfırları sadeleştirelim. İşler dışlar yapalım. Ne oldu arkadaşlar? 10K eşit 8S. Buradan da arkadaşlar sadeleştirelim. 2'ye 2'ye böl. 5K eşittir ne oldu? 4 çarpı S. Bu ne demek? Bakın arkadaşlar. Kar, evet. Kar 4. Oran orantıdan 4 diyelim. Değer verelim. Satış ne? Satışta 5 arkadaşlar. Satışta 5. Şimdi 4 lira kar ediyor 5 liraya satıyor. Peki alış fiyatı ne olur arkadaşlar? Yani bir malı aldığı fiyat karı ekledi satış 5 oldu. Demek ki 5 liranın 4 lirası karsa o zaman alış 1 olacak.
Çünkü niye? 1 liraya aldı. 4 lira da kar üstüne koydu. Topladı 5 lira oldu satış. Anlaşıldı mı? Buradan alış fiyatını bulduk. Yani 1'e alıp 5 liraya satıyor. Alış fiyatı üzerinden karı yüzde kaçtır diyor bakın. Yani 1 liraya aldığı bir malı alış fiyatına göre karı ne kadardır? Peki 1 lirada ne kadar kar etti arkadaşlar? 4 lira. 1 lirada 4 lira kar etti. Yüzde kaç kar etti? Yüzdeyi soruyor. Yüzdeyi sorduğu zaman oran orantı kuracağız. 1 lirada 4 lira kar etti. Evet, 1 liralık malda 4 lira kar, yüzde kaç kar? Buradan içler dışlardan arkadaşlar x'i 400 olarak ne yaparız? Buluruz. Cevap 400 yani. Yüzde 400 karla satıyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, bir malın etiket fiyatı maliyet üzerinden yüzde 40 karla hesaplanmıştır. Şimdi bakın düzeneğimizi kuralım hemen. Bakın maliyet yüzde ve etiket arkadaşlar. Etiket. Şimdi burada bakın maliyetimize 100x diyelim. 100 diyebiliriz aslında. Yani değer verebiliriz. Burada yüzdeler önemli. Miktar önemli değil arkadaşlar. 100 liraya aldığımız bir malı. Evet. %40 karla etiket fiyatını oluşturuyoruz. Etiket fiyatı maliyet üzerinden %40 karla hesaplanmış. Yani maliyete %40 kar ekliyoruz ve etiketi oluşturuyoruz. Peki burada 100'ün %40'ı ne yapar? 2 0 götür 1. 1 kere 40, 40 oldu. %40'ı 40 yaptı. Ve burada kar ettiği için topluyoruz. 140 daha ne yaptı? Etiket 140 oldu. Daha sonra etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yapıyor. Devam ediyoruz. Bakın %40 indirim arkadaşlar. %40 indirim. Peki 140'ın %40'ı ne yapar? 1 0 buradan 1 0 buradan götür. 14 çarpı 4 ne yaptı? 56 lira indirim yapıyor arkadaşlar. Peki indirim olduğu zaman çıkarıyorduk. İndirim, zarar, iskonto bunlar da çıkarma yapacağız. Evet 140 liradan %40 indiriyor. Önce %40'ı kaça geldi? Onu bulduk. Yüzdeyi bulduk yani. Sonra da ikinci aşama neydi? Zarar varsa çıkar, indirim varsa. Bakın 140'tan 56'yı çıkar. Ne oldu arkadaşlar? Evet. Kaç yapar? 84 yapar değil mi? Demek ki en son 84 liraya satıyor arkadaşlar. 100 liraya aldı ve 84 liraya sattı. Bakın. Kar zarar durumu nedir? Bu mal bana 100 liraya mal oldu ama ben 84 liraya sattım. Yani zarar yaptım. Ne kadar zarar arkadaşlar? 100'den 84'ü çıkarırız. 16 zarar. %16 zarar. Bakın 100 lirada 16 zarar ettim. Demek ki cevap Bursa. Değer verebiliriz yani 100 diyebiliriz. Burada 100x de deseydik olurdu ama burada arkadaşlar bakın miktar verilmemişse yani burada fiyat yoksa 5 lira 10 lira miktarlardan bahsetmiyorsa 100 ile başlayabiliriz. Ama miktarlar olsaydı mesela satış fiyatı 100 lira deseydi 5 lira deseydi orada o zaman 100x diyecektik maliyete. Evet peki şimdi Harun ne diyor? Tamamı 300 bin liraya aldığı bir malın %20'sini %40 karla, geri kalanı ise %10 zararla satıyor. Bu malı iki parçaya ayırıyoruz arkadaşlar. Önce %20'si. 300'ün %20'si ne yapar? 300 binin %20'si hemen. Evet 20 bölü 100 ile çarpıyoruz. 2 0 götür. Geri kalanları çarp. Ne yapar arkadaşlar? 6. Evet 4 de 0 attık. Değil mi? Evet buradan 60 bin yaptı. Önce 60 bin liralık kısmını satıyor arkadaşlar. Evet. Sonra bakın kalanını. Geri kalanın da ayrı. Geri kalan ne? 240 bin arkadaşlar. Tamam mı? Burada 300 binin %20'si ne yaptı? 60 bin. Bunu ayrı satıyor. Geri kalan kısmı da yani 300'den 60'ı çıkardım. 240 bin liralık kısmı da ayrı satıyor. Şimdi %20'sini %40 karla satıyor. Yani burada %40 kar yapmış. Hemen yazıyoruz. %40 kar. Tamam mı? Ve satış fiyatı ne olur arkadaşlar? Şimdi 60 binin %40'ı kar ederek kaç liraya satar? Ne yapıyorduk? Yüzdeyi bulup ekliyorduk. 60 binin %40'ı ne yapar? Hemen 1 0 götür. 6 bin ile 4'ü çarp. 24 bin arkadaşlar. 24 bin lira kar ediyor. Peki kar olduğu için ekliyorum. 60 bin ile 24 bini topluyorum. Ne yaptı? 84 bin. Evet satış fiyatını bulduk. Şimdi ikinci kısmı yapalım. Orada da %10 zarar ediyor. Bakın %10 zarar. %10 zarar. Yani sistemimiz aynı. Kar zarar sorularını hep böyle çözüyoruz. Başlangıç fiyatı, yüzdesi ve satış fiyatı arkadaşlar. Şimdi 240 binin %10'u zarar diyor. %10'u ne yapar? 2 0 götür çarp. %10'u deyince hemen 1 0 götürüyoruz. 24 bin yapar arkadaşlar. Peki 240'tan 24 bini çıkardık ne oldu? Çünkü zarar ediyor. Bu kadar zarar etmiş. %10 kadar. 240 binin %10'u 24. 24 bin zarar. Çıkarmalıyız o zaman bu fiyatı. Ne kadara satıyor? Çıkardık. Ne yaptı arkadaşlar? Evet. 216 bin değil mi? Güzel.
Peki toplam bu iki malı kaç liraya sattı? Toplam satış. Toplam satış. Ne kadar arkadaşlar? İkincisini toplarsak 300 bin liraya tekrar satmış oluyor. Yani bu iki malın maliyeti bana 300 bin liraydı. 300 bin liraya aldı Harun. Ama bu iki malı toplam 300 bine sattı. Yani aldığı fiyata sattı arkadaşlar. 300'e aldı, 300'e sattı. O zaman nedir kar zarar durumu? Ne kar ne zarar tabii ki. Çünkü artma yok, azalma yok. Aynı fiyatı elde etmiş. Evet, buradan devam edelim arkadaşlar. Kağıdımızı yana aldık. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Bakın, bir mağazada etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapıldığında satışlar %50 artıyor. Doğal olarak, çünkü etiket fiyatı eğer indirim olursa hemen orada satışlar artmaya başlıyor. Mağazada kasaya giren para için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen yandan bir kağıt alalım arkadaşlar. Oradan çözelim. Kağıdımız gelsin buraya. Evet, şimdi arkadaşlar. Bakın, burada şimdi öncelikle malın fiyatı, etiket fiyatı ve burada satış adedi ve gelir. Kasaya giren gelir arkadaşlar. Bakın bir malın fiyatı var. Günde kaç tane satıyorum? Evet ve gelir ne kadar olur? Etiket fiyatına 100 diyelim arkadaşlar. Değer verelim. Ve günde 10 tane satalım. Günde 10 tane satalım. Peki tanesi 100 liradan günde 10 tane satıyorsam kaç lira kasaya para girer? Çarpacağız tabii ki. 1000 lira değil mi? Evet. Bir tanesi 100 liradan 10 tane sattım. Çarptım. 1000 lira kasaya gelir geliyor. Şimdi söylenen şey yapalım. Bakın etiket fiyatında %30 indirim yapıyorum. Hemen burada %30 bir indirim. Bakın indirim diyoruz. Peki 100'ün %30'u ne yapar arkadaşlar? Kalem değiştirelim arkadaşlar buradan. Evet %30'u ne yapar? 2 0 götür çarp demiştik. Ne olur? 3 kere 10 30. Yani burada 30 lira indirim yapılıyor. Peki yeni fiyat ne olur? 100'den 30'u çıkar arkadaşlar. 70 lira. Artık fiyat 70'e. Çünkü 100 liradan 30 lira indirdim. %30 yani 30 lira indirdik. Çıkarıyoruz. İndirim varsa, zarar varsa çıkarıyoruz. 70 lira. Yeni fiyat bu. Şimdi burada da arkadaşlar satış adedi ne diyor? Günde satışlar diyor. Evet %50 artıyor. %50 arkadaşlar. Bakın %50. Şimdi onun %50'si ne yapar? Evet. 2 0 götür çarp dedik. 1 0 buradan bir de buradan götür. 1 çarpı 5. 5 olur tabii ki. 5 tane artıyor. 10. 5 de burada ne oldu? 15 tane. Artık günde 15 tane satıyor. 70 lira oldu ya düşünce fiyat 15 tane satıyor. Peki kasaya giren para ne olur? 70 çarpı 15 ne yapar arkadaşlar? 1050 lira yapar. Bakın önce kasaya 1000 lira giriyordu. Şimdi 1050 lira giriyor. Yani bir artış var. Ne kadar? 1000 lira da 50 lira. Bakın aradaki fark artmayı verir. Evet 50. 1000 liralık kasada evet 50 lira arttı. 1000 lira da 50 lira arttı. Yüzde kaç artar arkadaşlar? Burada bakın 1 0 götürünce zaten ne oluyor? Hemen %5 artar. Cevap 5 yani. %5 artar. Anlaşıldı mı? Evet. Bakın %5 artar. Cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar diğer soruya bakalım. Orada da bakın burada yine kağıdımızı alalım arkadaşlar. Temiz bir kağıt alalım buradan. Evet. Bakın burada ne diyor? Yaş üzüm kuruyunca diyor %20 fire vermektedir diyor arkadaşlar. %20 fire vermekte. Şimdi kilogramı 1 liradan alınan yaş üzüm kuruduktan sonra kilogramı 1,5 liradan satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kar edilir? Şimdi arkadaşlar buna benzer bir soru. Bakın şimdi %20 fire veriyor. %20 indirim yapıyor ve fiyatlar 1 liradan 1,5 liraya çıkıyor. Aynı şu soru gibi benzeri. Şimdi ne diyelim? Mesela diyelim ki kilogram miktarı. Evet kaç kilosun? Kilogram miktarı. Burada fiyat. 1 kilo fiyatı yani eşittir gelir. Arkadaşlar gelir dedik. Bakın. Şimdi kaç kilo olsun? 100 kilo olsun mesela. 100 kilo üzüm var. Şimdi fiyatı kaç lira? Bakın 1 lira. Evet 1 lira değil mi? Buradan evet 100 çarpı 1'den ne yapar arkadaşlar? Fiyatı 1 liraysa 100 kilo 100 lira. Gelir 100 lira arkadaşlar. Ama %20 fire veriyor bakın. %20 fire veriyor. Hemen %20 fire. Bakın 100'ün %20'si ne yapar? Yani 100 kilo da 20 kilo fire veriyor. 100'ün %20'si 2 0 götür. 1 kere 20 20 yaptı. Fire verdi. 80 kiloya düştü. Demek ki artık elimizde 80 kilo üzüm var arkadaşlar.
ve 80 kiloya düşünce ne oluyor? Üzüm kurttan sonra kilogramı 1,5 liradan satılıyor. Yani 1,5 liradan satıyoruz. Artık fiyat 1,5 lira. Evet. Şimdi 1 lira, 1 kilosu 1,5 lira, 80 kilosunu yapar, çarpacağız. O da 120 yapar arkadaşlar. 120 lira. Önce bize 100 lira kazanıyorduk ama yeni durumda 120 lira kazanmaya başladık. Peki ne kadar artma oldu? Bakın bize neyi soruyor? Bu satıştan yüzde kaç kar elde edilir? Evet. 100 lirada ne kadar artış oldu? 100 lirada 20 lira arttı arkadaşlar. %20. İşte biz de onu arıyorduk. Yani %20 ne oldu? Arttı. Evet, kar yaptı değil mi? %20 kar edilir arkadaşlar. Aynı, evet, yukarıdaki soru gibi arkadaşlar. Bakın değer verince çok kolay oluyor. Bütün mesele %20 indirim, kar, zam derse yüzdeyi bulup ekliyoruz. Eğer çıkarıyoruz. Kar varsa, artış varsa da ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Evet, devam edelim. Evet, geldik yine güzel bir soruya arkadaşlar. Bakın 4 tanesi 3 liradan alınan bir malın 5 tanesi 6 liradan satılırsa kar oranı yüzde kaç olur? Burada tanelerin arkadaşlar aynı olması lazım. Bakın 4 tane alıyor, 5 tane satıyor. Şimdi 4 taneyi 3 A'dan alırsa, 4 tanenin alışı 4 tanesi 3 lira olursa, peki 4 ile 3 kaçta eşitlenir? 4 ile 5 kaçta eşitlenir? 20'de. 20 tanesinin kaç liradan alır? 20 tane. Evet, 5 katını aldığı için burada da 5 katını alacağız. 15 liraya alır. 15 lira alış. Peki arkadaşlar, 5 tanesini 6 liradan satıyor. Bakın 5 tanesini, evet 5 tanesini ne yapıyor? 6 liradan satıyor. Peki 20 tane yine yapar. 20'de eşitlenir ya 4 ile 5. 20 tane, bu 4 katı olduğu için 4 katı 24 aya satıyor arkadaşlar. Bakın yani alış fiyatımız, 20 tanenin alışı 15 lira. Peki satış ne arkadaşlar? Satış da 24 A lira. Bakın 24 A. 15 A. 15 A diyeceğiz, pardon. Burada 24 A. 15 aya aldı, 24 aya sattı 20 taneyi. Şimdi alış bu, satış bu. Aradaki fark kârdır. Bakın ne kadar kâr eder? Aradaki fark kârdır. Kârı bulalım. Kâr ne kadar olur arkadaşlar? Evet. 24'ten 15'i çıkar. 9 A. Demek ki 15 A'da 15 A liralık mal da 9 A kar yaptı. 15'te 9 arttı. Yani öyle düşüneceğiz. 15'te 24'tü. 15'te 9 arttı. Yüzde kaç artar? Evet. Buradan işler dışlar yapalım. Ne olur? 15 A çarpı K eşittir 9 A çarpı 100. Arkadaşlar A'lar gider. İki tarafı 900, 15'e böldük. 915'e bölersek 60 olarak buluruz. Demek ki %60 kar oranıyla satış yapmış oluyor. Evet, bir bakkal bir miktar çikolatayı etiket fiyatının %25 eksiğine alıyor. Bakın, etiket fiyatının %10 eksiğine satıyor. Şimdi arkadaşlar bakın, etiket, alış ve satış arkadaşlar. Burada etiket fiyatına ne diyelim? 100 diyelim arkadaşlar. 100x de diyebiliriz. Ama bakın miktar yoksa demiştim ya. Hani 100 ile başlayabiliriz demiştim. Evet. Çünkü burada fiyat önemli değil. Evet. Fiyatları vermemiş. Direkt 100 ile başladık. Yüzde evet 25 eksiğini alıyor. Burada %25 eksiğine. Peki 100'ün %25'i ne yapar? 2 0 götür. 1 kere 25 25. 25 yani 100 liralık malı 25 lira eksiği alıyor. Çıkarıyorum. 75 liraya alıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve etiket fiyatını %10 eksiğine satıyor. Evet, burada bakın buraya satıyor. 100 liraya aldığı malı neye satıyor? %10 eksiğine. %10. Peki 100'ün %10'u ne yapar arkadaşlar? 2 0 götür 1 kere 10 10. 10 lira. Yani 100'ün 10 lira eksiği ne yapar arkadaşlar? Eksiği dediği için çıkarıyoruz. Evet, 100'den 10'u çıkardık. 90 liraya satıyor arkadaşlar. Demek ki 75 liraya alıyor, 90 liraya satıyor. Peki kar oranı yüzde kaçtır? Bakın 75'e mal oldu, 90'a sattık. Daha yüksek bir fiyata sattığımız için kar ettik. 75'te ne kadar artış oldu? Bakın 75, 90, 15 değil mi? Aradaki fark 15. 75'te 15 artış oldu. 75'ten 15 arttı. Yüzde kaç arttı? Arkadaşlar bakın bu 5'e bölünmüş. 5'e böl 15. Bunu da 5'e böleceğiz. Oradan x'i bulacağız. Yani ne bulduk? 20 bulduk. Yüzde kaç kar eder? %20 kar eder. Zevkli bir konu arkadaşlar. Güncel hayatta karşılaştığımız kavramlar bunlar.
Evet, bu bildiğimiz, hesapladığımız şeyler. Bu indirim ve zam oranlarını bilelim ki kimse bizi yanlış bir şey yapmasın. Evet, hesabımızı kendimiz yapacağız arkadaşlar. Geldik enflasyona. Evet, yıllık enflasyon oranının %125 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %80 zam yapılıyor. Memurların maaşlarındaki değer kaybı nedir? Bakın, enflasyon %125. Enflasyon ne demek? Yani bir malın arttığı miktar demek arkadaşlar. 100 liralık mala 125 lira zam geliyor. Yani bu mal 225 liraya çıkıyor demek. Evet. Buzdolabını yani 100 liraya alıyorken artık yeni durumda enflasyondan sonra bir sene sonra 120, 225 liraya alıyorsun. Şimdi bunu çözelim arkadaşlar. Bakın burada hemen bir kağıt alalım arkadaşlar. Burada bakın. Şimdi bakın maaşa değer verelim. Maaş. Maaş. Enflasyon ve arkadaşlar yeni fiyat. Yeni maaş diyelim. Yani ürünün fiyatı diyelim. Maaşımız 100 lira arkadaşlar. Bakın %125 enflasyon. Yani bu şu demek arkadaşlar. Yani 100 liralık bir mala %125 zam geliyor. 100'ün %25'i ne yapar? 2 sıfırı götür. 1, 125 ile çarp 125. 125 lira zam geldi. Topladık ne oldu? Evet, 225. Yani normalde enflasyona ezilmemek için sizin almanız gereken maaş bu olmalıydı. 100 liraydı maaş. Madem %125 eriyor yani paramın değeri. Yani 125 lira o zaman eklemeliyim. Yani bana bu kadar para verilmeli ki maaşım, yeni maaşım bu olmalı ki ne olsun enflasyona ezilmeyeyim. Evet, ben bir ürünü 100 liraya alıyorken evet yeni durumda 225 liraya alıyorum arkadaşlar. Çünkü enflasyon %125 zam geldi. Yani 125 lira zam geldi. Topladım 225 lira oldu. Ama bana ne veriliyor? Bakın bana ne veriliyor? Evet %80 zam yapılıyor memur maaşına. Bakın %80. Peki %80 arkadaşlar. 100'ün %80'i ne yapar? 2 sıfır götür. 1 ile 80'i çarp 80. 80 lira zam yapılıyor. %80'i topla. Yeni artık durum bu. 180. Bana 225 lira verilseydi ben enflasyona ezilmemiş olacaktım. Ama bana 180 lira veriliyor. Ne oldu? Değer kaybı oldu değil mi? 225 lira almam gereken ama bana verilen 180 lira. Yeni maaşım 180. Burada azalma oldu. Ne kadar azalma oldu? Aradaki fark ne arkadaşlar? Bakın 45. O zaman 225'te evet 45 azaldı. 225 lirada 45 azaldı. Yüzde kaç azalır? Tamam mı? İlk durum bu, son durum bu. Her zaman ilk duruma göre yüzdeyi kuruyoruz oranı. 225 liraydı, 45 azaldı. 225'te 45 yüzde kaç? İçler dışlar. Evet, bakın arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bunu 5'e bölmüş. 5'e bölmüş 45 olmuş. Ve bunu da 5'e böleceğim. 100'ü 5'e böl ne yapar? 20. X'i buradan ne bulduk? 20 olarak bulduk. Demek ki değer kaybımız %20 arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Bakın burada yine benzer bir soru. Bir ülke yıllık enflasyon oranı %20'ymiş. Bu yıl şekerin kilosunu A liradan alan Hacer gelecek yıl A liraya kaç kilogram şeker alır? Bakın. Enflasyonu zam olarak düşünelim. Yani fiyata %20 zam geliyor. Öyle anlayalım. Şekerin kilosu A lira. Şimdi bu yıl A lira. Bakın fiyat A. Fiyat A. A lira. Peki ne kadar zam geliyor? %20. Enflasyon %20. A'nın %20'si ne yapar arkadaşlar? A çarpı 20 bölü 100. 2 sıfır götüremiyorum. O yüzden burada çarpacağız. Bir şeyin yüzdesini bulmak için çarpıyorduk. Peki bu kadar zam geliyor. Topluyorum. A'yla 100, şeyi toplarız. A artı 20 A bölü 100. Evet. Yeni fiyat ne oldu? 100 A. 20 de burada. 120 A bölü. Evet ne olur arkadaşlar? 120 A bölü 100. Buradan sadeleştiriyoruz. Evet. 2'ye böl. 6 A bölü 5 olur. 2'ye böl. 2'ye böl. Demek ki artık yeni fiyat bu arkadaşlar. Bu 1 kilonun fiyatı. Artık biz normalde şekeri A liraya alıyorduk. Ama yıllık enflasyon %20. Bir sene sonra 1 kilosu 6 A bölü 5 liraya geliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? %20 zam yapıldı. %20'sini bulup ekledik. Yeni fiyatı bulduk arkadaşlar. Yüzdeyi bul, ekle, yeni fiyatı bul. Şimdi 1 kilosu evet 6 A bölü 5 liraya yani 6 A bölü 5 liraya arkadaşlar biz 1 kilo alıyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor gelecek yıl A liraya kaç kilo alır? Bir yıl sonra yani gelecek yıl 6 A bölü 5 liraya şekerin kilosu 6 A bölü 5 lira çünkü 6 A bölü 5 liraya 1 kilo alıyorduk. Şimdi A liraya ne kadar alırız diyor. A liraya evet ne kadar alırız? İşte bu kadar orantı kuruyoruz. Tamam mı? Bir yıl sonra şekerin fiyatı 6 A bölü 5 lira. 6 A bölü 5 liraya 1 kilo. A liraya ne kadar alırız diyor. İçler dışlar yaparız. Evet ne olur?
6a bölü 5 çarpı x eşittir. Ne oldu? 1 çarpı a, yani a. A'lar da sadeleşti. İşler dışlar 6x eşit 5 olur. X ne olur buradan arkadaşlar? 5 bölü 6 olur. Demek ki a liraya artık kaç kilo şeker alacağız? 5 bölü 6 kilo. Doğru cevap Denizli. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Enflasyon demek zam demek. Unutmayın, kar. Kar, zam, enflasyon, artışlarda ne yapıyoruz? Yüzdeyi bulup ekliyoruz, yeni fiyatı buluyoruz. Zarar, indirim, iskonto, bunlarda da yüzdeyi bulup çıkarıyoruz. Yüzdeyi bul ekle, yüzdeyi bul çıkar. Şimdi gelelim bir sonraki sayfamıza arkadaşlar. Evet. Bakın, diyor ki bir satıcı bir malın etiket fiyatını maliyet üzerinden %10 karla hesaplıyor. Evet, hemen şey yapalım bakın. Etiket, maliyet. Maliyet diyelim. Maliyet. Ondan sonra evet 100x diyelim arkadaşlar. Bakın 100 demiyorum. Çünkü burada 40 bin liradan bahsediyor. Miktar var. Bakın belli. O yüzden 100x. Şimdi burada %10 kar. %10 karla etiketi belirliyoruz. Peki %10'u ne yapar? 100'ün %10'u 10x. 2 sıfır götür çarp. Evet. Ve kar dediği için topluyorum. Evet 110x olur. Etiket fiyatı işte 110x. Etiket fiyatı maliyete göre %10 karla hesaplanıyor. Daha sonra etiket fiyatına 40 bin lira indirim yapılıyor. Bakın ne kadar indiriliyor? 40 bin. 40 bin indirim. Evet. O zaman çıkaracağız. 100x'den 40'ı çıkardık. Ve satış fiyatı ne oldu arkadaşlar? Satış fiyatı 110x'ti. 40 bin indireceğiz. 110x eksi 40 bin. Anlaşıldı mı? 40 bin. Tamam. Eğer işte bundan da 40 bin indirip buna satarsa diyor, maliyet üzerinden %5 kar ediyor. Yani bakın maliyete göre. Yani 100x'i alıp buna satarsak o zaman burada yüzde ne yaptık? 5 kar ettik arkadaşlar. %5 kar. Tamam mı? Şimdi ne demek yani? 100x'i %5 kar ederek buna satıyoruz. Ne yapıyorduk kar sorularında? 100'ün %5'ini bulacağız. O da 5x yapar arkadaşlar. Değil mi? 2 sıfır götür. 1 ile 5'i çarp 5x. Bu kadar kar ediyor. O zaman 100x'e 5'i ekleyeceğiz. Çünkü kar var. Bununla bunu toplayacağız. Satış fiyatı ne olacak yani? 105x olacak arkadaşlar. Bakın hep aynı mantık. 100x'i %5 karla kaç liraya satarız? %5'ini bul. Yüzdeyi bul. Buldum. Ekle. Kar var çünkü. Evet yeni fiyatı bul. Buldum. İşte yeni fiyatta 105x. Denklemi kurduk arkadaşlar. 110'dan 105'i çıkardık. 5x. Eksi 40.000'i sağ tarafa aldık. Artı 40.000. Buradan da x ne çıktı? 8.000 arkadaşlar. Peki indirim yapılmadan önceki satış fiyatı nedir? Bakın indirim yapılmadan önceki satış fiyatı 110x'ti. Evet. Neydi? 110x'ti. Değil mi? Evet. Burada x'i 8.000 bulduk. Ne yapar? 110.000 çarpı 8.000 ne yaptı? 880.000 arkadaşlar. Cevap 880.000. Evet arkadaşlar. Evet şimdi geldik güzel bir soruya. Bakın diyor ki bir sütçü aldığı bir miktar sütün 1 bölü 4 oranında döküldüğünü görünce ki kalanına 1 bölü 3 oranında su ilave etmiş ve aldığı fiyatın 2 katına satmış. Sütçünün kar yüzdesi nedir? Sütçü uyanıklık yapmış. Yani döktüğü sütü hemen sudan çıkarmaya çalışmış. Burada arkadaşlar bakın daha önce geçen sorularda şunu çözmüştük. Hani kasaya evet indirim yapılırsa evet günlük satış adedi artıyordu. Kasaya giren para yüzde kaç artmıştı? Ona benzer bir soru. Şimdi burada şunu yapalım. Değer verelim. Bakın 4'e bölünsün. Yani biz ne diyelim? Diyelim ki 100 kilo süt alsın. Süt ne kadar olsun? Süt. Arkadaşlar 100 kilo olsun. Bakın fiyat ne? 1 litre fiyatı. 1 litre fiyatı. 1 lira olsun arkadaşlar. Bilmiyoruz. Peki gelir ne olur arkadaşlar? Gelir. Bakın bir kilosu 1 litresi evet 1 lira 100 litre aldık biz burada. Buraya litre diyelim. Evet ne olur? 100 çarpı 1'den arkadaşlar 100 olur değil mi? 100 lira. Eğer yani dökülmeseydi ben 100 lira para kazanacaktım. Şimdi 1 bölü 4'ü dökülüyor. Bakın azalma var. 1 bölü 4'ü ne yapar? Yani 100'ün 1 bölü 4'ü 25 değil mi? Eşittir 25. 25 litre dökülüyor arkadaşlar. Çıkaracağız azalma var çünkü. Artık 75 litre ne kaldı? Elimizde süt kaldı. Ama 1 bölü 3 oranında su ilave ediyor. Bakın devam ediyorum. Burada ne yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 3 oranında su. 1 bölü 3'ü ne peki 75'in 1 bölü 3'ü? 25.
Tekrar 25 litre su ilave ediyor ve 75'e 25 ekliyoruz. Ne oluyor? Artık 100 litre oluyor. Yani tekrar 100 litreye çıkıyor miktar. Önce 1 bölü 4'ü yani 25'i döktü. 75 litreye düştü süt ve buna 1 bölü 3 oranında. Evet, kalan kısma yani kalanına diyor bakın. 75'in 1 bölü 3'ü kadar yani 25 litre su ilave ediyor. Toplayınca ne oluyor? Artık tekrar 100 litreye çıkmış oluyor satacağımız miktar. Peki fiyat ne oluyor arkadaşlar? Bakın fiyat. Evet, aldığı fiyatın 2 katına satıyor. Yani 1 liraya almıştı, evet 2 liraya satıyor. Peki 1 litresi 2 liraysa 100 litresi kaça gelir? 200 olur değil mi? Çarpıyoruz. 1 litre 2 lira, 100 litre 200 yapar. Şimdi önce 100 liraydı. Bakın sonra kazancı neye çıktı? 200'e çıktı. Burada büyük bir artış oldu kazancında. 100 lirada ne kadar artış oldu? Evet 100 lirada %200 oldu. %100 arttı. Bakın %100 arttı. Anlaşıldı mı? %100 arkadaşlar. %100 kar etmiş oldu. Anlaşıldı. Evet. Şimdi geldik sıradaki sorumuza arkadaşlar. Bakın burada bir hava yolu firması diyor. Bir ay önceden yapılan bilet fiyatı ödemelerine %10 indirim yapmaktadır diyor. Aylık enflasyonun %2 olduğu bir ülkede ay sonunda bu oran bilet fiyatına eklenerek satış yapılmaktadır. Bir ay önceden biletini 90 TL ödeyerek alan Uğur'un toplam kazancı kaç lira olur diyor. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Burada bakın, şimdi şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar, sıradaki örneğimize bakalım. Bir hava yolu firması diyor, bir ay önceden yapılan bilet fiyatları ödemelerine evet %10 indirim yapmakta. Aylık enflasyonun %2 olduğu bir ülkede ay sonunda bu oran bilet fiyatına eklenerek satış yapılmaktadır. Bir ay önceden biletini 90 liradan ödeyerek alan Uğur'un toplam kazancı kaç lira olur? Bakın arkadaşlar, çok ne kadar uzun olsa da soru, yol haritam belli, yüzde. Ne dedik? İndirim varsa evet yüzdeyi bul çıkar. Kar varsa, enflasyon varsa %2'sini bul ekle. Olay bu. Çözüm tarzımız aynı, değişmiyor. Şimdi biz önce ne diyor? Bakın bileti 90 liradan almış. Evet, fiyat 90 lira bakın. Burada ne yapıyor arkadaşlar? %10 indirim uyguluyor. Bakın %10 indirim. Şimdi 90'ı %10'u ne yapar? 2 sıfır götürdük 9 lira. 90'dan 9'u çıkar 81 lira. Yani 81 liraya almış oldu yeni alış fiyatı. 90 liraya almıştı ama %10 indirim olduğu için 9 lira iade ediliyor. 81 liraya mal oldu. Demek alış fiyatı bu. Peki diyor ki aylık enflasyon %2 yani bir ayda %2 zam gelmiş bilet fiyatına arkadaşlar. Bakın bilet fiyatına ne diyor, hemen kapağı kapatalım. %2 zam gelmiş. %2 enflasyon demek zam demek arkadaşlar. Burada peki %2'si ne yapar 90'ın? 90'ın %2'si ne yapar arkadaşlar? Evet 90'la evet 90 çarpı 2 bölü 100 diyelim. O da ne yaptı? 180 bölü 1 sıfır gider. 18 bölü 10 yani 1.8 yaptı arkadaşlar. İşte bu kadar zam var. Zam. O yüzden topluyoruz. Enflasyon demek zam demek. 90 1.8 de arttı. Ne oldu? Yeni fiyat 91 nokta arkadaşlar ne oldu? 8 oldu değil mi? Yeni fiyat bu oldu. İşte indirim varsa yüzdeyi bul çıkar. Enflasyon zam varsa yüzdeyi bul ekle. Yeni fiyat bu. Yani bu kişi bir ay önceden aldığı için 81 liraya geldi bileti ama yeni alan bir kişi mesela bu bileti bir ay önceden almayıp da 90 liraya fiyat indirim yok. %2 üstelik zam geliyor. 91.8'e alıyor. Bir ay önce alan kişi 81 liraya aldı ama zamanında alan yani bir ay önce almayan kişi de bu bilet fiyatı 91.8'e geldi. Burada ne kadar bir artış oldu arkadaşlar? Evet toplam kazancı kaç lira olur diyor. Aradaki fark toplam kazançtır. 91.8'den 81'i çıkardık. Ne oldu? 10.8 olarak bulduk arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet bak gördüğünüz gibi yüzdeyi bulup çıkarıyoruz. Yüzdeyi bulup ekliyoruz. Olay bu. Evet geldik yine güzel bir soruya. Bu hesaplamaları bilelim arkadaşlar. Yoksa taksi fiyatlarını, ev fiyatları bilmezsek belki zarara uğrayabiliriz. O yüzden hesaplamayı iyi öğrenelim. Matematik bizi normal sosyal hayata da hazırlıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada diyor ki 1 kilometrede 1 TL lira yazan ve 2 TL'den açılan bir taksimetre saat 24'ten sonra %50 zamlıdır. Yukarıda belirtilen sisteme göre çalışan bir taksimetresi olan bir taksi saatte 60 km hızla
saat 23.50'den itibaren yarım saat yol gitmiş. Çok karmaşık gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Dikkatli okuyalım, ön yargılı yaklaşmayalım soruya. Bakın, yarım saat yol gidecek. Şimdi gece yarısından sonra 24'ten sonra %50 zamlı. O zaman 23.50'den 24'e kadar 10 dakika. Yani 10 dakika normal tarife. Evet, 10 dakika normal tarifeden gidiyor arkadaşlar. Doğru mu? Ama 20 dakika da yarım saat 30 dakika demek. 10 dakikası normal tarife ise 20 dakika da zamlı tarifeden gidiyor. Doğru mu? Zamlı tarife. Peki, şimdi burada 1 saatte 60 kilometre gidiyor. Bakın, 1 saat 60 dakika demek. 60 dakikada 60 kilometre giderse o zaman 10 dakikada ne kadar gider? 10 dakikada 10 kilometre gider arkadaşlar. Doğru mu? 60'da 60, 10'da 10. Evet, 10 kilometre yol gidiyor 10 dakika boyunca. 10 dakikada ne kadar para peki öder? Normal tarife 1 liraydı. 1 kilometreye 1 lira. 1 kilometreye 1 liraysa evet, bu kişi 10 kilometre gidiyor. 10 kilometreye ne olur arkadaşlar? Evet, ne olur? 10 kilometreye 10 lira olur değil mi? Burada demek ki normal tarifeden 10 lira yazdı. Anlaşıldı mı? Şimdi burada 20 dakika zamlı tarife. Bakın, şimdi 60 dakikada 60 kilometre giderse 20 dakikada ne kadar gider? 60'da 60 kilometre gidiyor. 20 dakikada 20 kilometre gider arkadaşlar. Doğru mu? Demek ki burada 20 dakika gidiyor. 20 kilometre gidiyor pardon. Peki 1 kilometresi zamlı tarifeden %50 zamlı diyor. Bakın şurada yapalım. Burada evet 20 dakikada 20 kilometre gidiyor. Ve fiyat %50 zamlı. Evet, fiyat 1 liraydı. %50 zam geldi. %50 zam. 1'in %50'si ne yapar? 0.5 ekledik, 1.5 oldu. Yeni fiyat bu. Artık saat 24'ten sonra 1 kilometresi 1.5 lira. 1 kilometresi 1.5 lira ise arkadaşlar 20 kilometre gidiyordu. Çünkü 20 dakika boyunca evet ne yapıyor? 20 kilometre gidiyor. 60 dakikada 60 kilometre, 20 dakikada 20 kilometre. O zaman 20 kilometrede ne kadar para oluşur hesap? 30 lira değil mi? İşler dışlar yaparsak 30 lira. Evet, demek ki 20 dakika zamlı tarifeden de 30 lira yazdı. Peki toplayalım. Açılışta 2 lira. Evet, 2. Evet, normal tarifede 10 lira yazdı. Zamlı tarifede de 30 lira topladık. Peki taksimetre toplam kaç lira oldu? 42 lira. Cevabımız Bursa. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Sadece oran orantı var. Dikkat edeceğiz. Bir de %50 zam, yüzdeyi bul ekle mantığı. Çok rahat bir şekilde çözebildiğiniz bir soru arkadaşlar. Geldik evet yüzde ile ilgili son sorumuza arkadaşlar. Şimdi bir kırtasiyeci toptancıdan aldığı her 5 kalem için bir kalem hediye alıyor. Bu kalemleri satarken 2 kalemi 3 kalemin satış 3 kalemin satın alma fiyatına satıyor. Bu kırtasiyecinin hediye olarak aldığı kalemleri de satması şartıyla bütün kalemleri sattığında elde ettiği kar yüzde kaçtır? Bakın çok yine şey gibi geliyor ama kolay arkadaşlar. Bakın şimdi burada arkadaşlar şimdi 5 kalem alsın. Oradan değer verelim. Bakın bir kalemin fiyatı ne olsun? Bir kalem fiyat. Evet ne olsun? Bir kalem 1 lira olsun. Ya da bir kalemin fiyatı arkadaşlar ne olsun? 10 lira olsun. Bir kalemin fiyatı 10 lira. Şimdi 5 kalem bakın 5 kalem. 5 kalem kaça gelmiş olur 5 kalem? 50 lira olur değil mi? Bu alış arkadaşlar. Yani bu kişinin evet aldığı fiyat 50 lira arkadaşlar. Alış fiyatımız 50. Kırtasiyeci toptancıdan 5 kalem aldı. 1 kalem 10 lira, 5 kalem 50 lira. 50 lira cebinden para çıktı. Maliyet bu. Şimdi bakın satarken şimdi 5 kalem bir de kalem hediye veriyor 6 kalem. 6 kalem satacak arkadaşlar. Ama fiyatı ne? Yüzde bakın. Evet. 6 kalemi kaç liradan satacak? 10 liradan satmayacak herhalde. Diyor ki 2 kalemi 3 kalemin fiyatına satıyor. Şimdi 2 kalemi 3 kalem fiyatına satarsa o zaman 2'de 1 artış olur. 2'de 1 arttı. Yüzde kaç artar? %50 karla satıyor. Demek ki %50 karla satacak. Çünkü 2 kalem fiyatına evet 2 kalemi 3 kalem fiyatına satıyor arkadaşlar. 2'de 1 kalem kar etti. Yüzde kaç kar etti? %50. Demek ki bu kişi %50 karla satıyor. Bakın kalemleri. Değil mi? Evet. 10 liraydı fiyat. %50'si ne yapar? 15 lira. Evet. %50'si pardon ne yapar? Evet. 5 lira yapar. 10 liraydı. %50 zam.
Yani 5 lira zam yaptı. Artık 15 liradan satıyor. Demek ki kalemlerimiz artık 6 kalem. Bir kalem de hediye, onu da satıyoruz. 6 kalem satacağız. Maliyet 10 liraydı ama ben %50 zamla satıyorum. Yani 10 liranın %50'si 5'tir. Ne yaptım? 15 liradan satıyorum arkadaşlar. 6 kalemi tanesi 15 liradan kaç lira satarım? 6 çarpı 15'ten 90. İşte bu da satış fiyatı arkadaşlar. Satış fiyatı da nedir? 90 lira. Demek ki ben bu 5 kalemi 50 liraya mal ettim. Ama satarken 6 kalem satıyorum. Bir kalem de hediye almıştım. Onu da satıyorum. Ama 10 liradan satmıyorum. Aldığım fiyata satmıyorum. Ne yapıyorum? %50 zamla satıyorum. Yani 15 liradan satıyorum. 6 çarpı 15 ne yaptı? 90. 90 lira kazandım. 50'de aldım. 90'a sattım. Yani 50'de ne kadar kar ettim? 40. 50'de 40 arttı. Yüzde kaç arttı? İşte olay bu. 50'de 40 kar ettik. Yüzde kaç? Bu da bunun iki katı olduğu için evet x de 40'ın iki katı olacak. Yani cevabımız 80 olacak arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Arkadaşlar yüzde problemi evet önemli püf noktaları var. Çok detay yok. Yol haritamıza uyduğumuz zaman soruları çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Bunun için bol bol örnek çözelim ki iyi bir şekilde kavrayalım.